Efendim merhabalar, sanal direktöre hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de hafta başlıyor ve yeni haftada da yine Raşit Hatun'la birlikte haftanın öne çıkan maçlarını konuşacağız. Değerlendireceğiz sanal direktör de her zamanki gibi. Hafta boyunca oylarınıza sunmuştuk 11'leri. Bakalım taraftarın oylarıyla şekillenen sanal direktörde takımların 11'leri ve takımların dizilişleri nasıl, birazdan birer birer açıklayacağız. Raşit Hatun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan maçları konuşmaya Raşit Hatun'dan da yorum almaya başlayacağım değerli izleyenler. Ama önce bir haftanın genel görünümü ekranlara geliyor Spor Toto Süper Lig'de hafta başlarken. Programı değerli izleyenler biraz gecikmeli de olsa ekranlara getirmeyi başardık. İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın genel görünümü Raşit Hatun ekranlara geliyor. Bugün iki maçla başlıyoruz. İttifak Holding, Konya Spor, Kasımpaşa ve Çaykur, Rize Spor, Medipol, Başakşehir mücadeleleri oynayacak. Valla Konya Spor, Kasımpaşa maçının skorunu çok merak ediyorum. Çok güzel maç olacak böyle. Diğer taraftan Başakşehir evet, de yine. İkisi de keyifli maç. Çaykur, Rize Spor diye. Haftanın maçı hangisi sence peki? Haftanın maçı hangisi? Tabii ki Aytemiz Alanya Spor, Trabzonspor maçı çok şey vaat ediyor. Ama yine sanki Malatya Antalya diyorum. Malatya Antalya'da bayağı iyi maçı. Ben Göztepe Galatasaray diyorum. Kapanış maçı. Eğer bayağı direkt bu kadar kümürüşme hattını ilgilendiren maç yani. Bu kadar çelişkiliysek güzel maçlar var demek. Değil mi? İşte haftanın programı böyle. Değerli izleyenler ekranlara da geliyor. Spor Toto Süper Lig'de hafta bugün başlayacak. İttifak Holding, Konya Spor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor, Medipol, Başakşehir maçlarıyla başlayacak ve pazartesi günü oynanacak. Ki Raşit Hatun'un da haftanın maçı diye tanımladığı Göztepe Galatasaray mücadelesiyle kapanacak. Bir şey mi ekleyeceksin? Puan durumunu isteyeyim mi Raşit? Bu hafta arası ya puan durumunu getirelim lütfen. Puan durumu da ekranlara geliyor. Bu hafta arası da galiba herhalde salı ya da çarşamba günü ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı var. Evet, evet. Onu da söyleyeyim seyircilerimize. Trabzonspor çok büyük bir avantaj. Konyaspor da geçti. Evet. Çok çok büyük bir avantaja sahip. İşte bu hafta Konyaspor'la Başakşehir oynayacak. Yani futbol bu tabii yani çok erken henüz konuşmak için ama matematiksel olarak tabii hala birçok takımın şampiyonluk şansı devam ediyor ama hani gerçekçi olmak gerekiyorsa %99 Trabzonspor'a şampiyon diyebiliriz herhalde. %1'i nereye attı? Konyaspor. Peki. Yani sonuçta takip ediyor yani. Son 10 sırada, ikinci sayfada bu şekilde şekilleniyor. Galatasaray'dan bir çıkış bekliyor musun bu hafta ve önümüzdeki haftalarda Raştan? Yani bu hafta bir zor bir deplasman. Göztepe çok iyi bir takım. Ben biraz önde geliyorum Göztepe'yi Galatasaray'a karşı. Galatasaray mental olarak da çökmüş vaziyette. Oyuncular da saha içinde hani bir panik şeyine girmiş durumda. Alt sıralarda da yine GZT Giresunspor. Yani Kasımpaşa, Antalya ve Göztepe. Hakikaten, oyun olarak da. Evet, olağanüstü puan olarak ediyorlar. Sadece yani. Puan olarak demiyorum. Değil, oyun olarak tabii, da tabii, hani tabii, son 4 sıradan sanki bir adım önde gidiyorlar. Evet, evet kesin. Bir adım değil, birkaç adım önde. %100. Yani Kasımpaşa, Antalya ve Göztepe. Yani hakikaten tutundular. Tutunuyorlar ve yani Süper Lig'e, değil mi? Evet. Maçları konuşmaya başlıyoruz değerli izleyenler. İlk maçımız bugün oynanacak. İttifak Holding Konya Spor Kasımpaşa mücadelesi olacak. İttifak Holding Konya Spor Trabzonspor deplasmanında mağlubiyet yaşamıştı. Hafta boyunca taraftarın 11'ine sunduğumuz mücadeleydi bu. Peki taraftar ne diyor? İşte sanal direktörde İttifak Holding Konya Spor'un 11. Kalede %98'de şey iç var. Evet, şey. Liginde ilk kalecilerinden zaten bunu haftalarda söylüyoruz. Yani geçen şeyde yani Trabzon tabii çok zor bir deplasman. Ama tabii ilk 60 dakikayı biraz boşa geçirdi Konyaspor deplasmanda. Yani boş değil tabii yani güçlü bir takımla oynuyorsun. Çok kolay değil tabii Trabzon'dan yok ama son dakikalarda da puan çıkarabilirdi. %100. Bu da bir gerçek. Yani bir hayli pozisyona girdi son 10 evet, dakikada özellikle. Evet. Çıkaleşi'nin girmesinden sonra zaten en çok tane tartışılan Çıkaleşi mi işte oynasın oynamasın mı oynasın mı? Tartışması oldu. Ahmet Hasan mı oynasın tabii. Koca çok da güzel bir golü vardı Çıkaleşi'nin. Müthiş gol attı. Yani Uğurcan'a o golü atmak evet, evet. İyi işlerinden biriydi. Biri.
Kalede şey hiç var. Peki savunma hattı nasıl? Konyaspor'da ekranlara geliyor. Adil Bey'le birlikte yine Abdülkerim, evet. Bardakçı. Sağ bekte ekranlara gelecek değerli izleyenler ve Skobiç'te beraber Gilerme. Yine haftalarda konuştuğumuz, ezbere saydığımız İttifak Holding Konyaspor 11'inin artık klasikleşmiş. Yine eksiği yok Raşit Altun. Ben yani Optacılara bir futbolcunun şeyini sordum. En çok top kaybı yapan futbolcu kim diye sormuştum. En çok top kaybı yapan. Ya işte sordum birkaç şey. Bir Gilerme çıktı ama hani içeri orta yaptığı için tabii o top kaybı sayıldı. Herhalde o yüzden de bir de sürekli oynadığı için Gilerme çıktı. Enteresan. Enteresan geldi bana da ama ligin bence en iyi sağ sol bek ikililerinden ikisi. Peki. Orta saha ile devam ediyoruz. İttifak Holding Konyaspor orta sahasında Amir Hacı Ahmetoviç, evet, ve yine Soner. Yani tabii hoca yani işte gençler birliğinden Soner. İşte Abdülkerim Adil hakikaten büyük bir iş yapıyor İlhan Palut. Ben yine söylüyorum ne oldu bilmiyoruz tabii maçtan sonra ama ya bence bizim ülkemizde İlhan Palut olduğu için söylemiyorum. Daha önce Sergen Yalçın'a da oldu, Abdullah Avcı'ya da oldu, Fatih Terim'e de oldu. Hocanın atılmasından bahsediyorsun. Çok, abi, çok kırmızı kart gösteriyorlar. Yani ne yapmış olabilir orada? Yani maç bitmiş, yenilmiş takımı. Hoca bir sistemde bulunmuş olabilir yani. Maç bitmiş artık, tamam. Mağlup takım, şampiyon, belki kazansa şampiyonluk şansı var, şampiyonluktan kopmuş. Hemen hocayı atması bilemiyorum tabii yani. Bence sadece benim de bu konuda eleştirim şu olacak Raşit Altun. Eğer hoca hakikaten kırmızı kart görmesine ihtimal verecek bir cümle kurduysa eğer. Evet. Hani sinkaflı bir cümle kurduysa. Ya bunun cezası bir maç değildir zaten. Ertesi, evet, hafta bir maç sonra, evet, sağ evet içine girmeye yani devam ediyor. Yani, tabii mesela hani ben sana söyleyeyim teknik yani. Teknik direktör. 4 maç ceza verilse anlarsın bunun hani dersin ki. Sövdüyse, küfür ettiyse. O zaman da ver abi cezasını adamın. Bir maç değil yani. Bir de yani orada belli yani. Bir de şimdi bak İlhan Palut öyle bir şey yapmaz. Asla. Orada bir sistem, bir sistemde bulunmuştur. Olabilir yani. Şampiyonluğun kıyısından dönmek gibi bir şey. Trabzon maçını kazansa fark 6 puana iniyor. E bir de Başakşehir maçını kazansa 3 puana iniyor. Belki şampiyon potasına. 3 puan güzel. Evet. Şimdi böyle bir kritik maçtan sonra hoca için idare etin yani. Bu kadar onu at, bunu at, Abdullah Avcı'yı at, Sergen Yalçın'ı at, Fatih Terim'i at. Herkese atıyorlar yani. Yani. Bu kadar Avrupa'da ben böyle bir şey yani. Tabii ki orada oluyor ama çok az oluyor. Yani bize çok atıyorlar hocaları. Yani maç bitmiş. İki lafta söylesin hoca da hakaret etmediği sürece tabii. Küfür etmediği sürece. İki lafta söylesin yani ne olmuş yani. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bilmiyorum. Buyurun. Devam ediyoruz. İttifak Holding Konyaspor'da yine Mpoku 10 numara bölgesinde konumlanıyor taraftarın 11'inde. Endiri Çekici yine takipçisi. Hı. Aynı puana sahipler hemen hemen. Birkaç adım önde Mpoku. O yüzden de onu koydu editörümüz sevgili Tolga da. Kanatlara bakalım. İttifak Holding Konyaspor'da Mihal Akı çok beğendim. Hı hı. Zaten sezon başından bu yana beğendiğim bu oyuncuydu ama dribbling özelliği işte, evet, tamam, ligin en iyilerinden evet, diyebilirim. Ama şimdi orada Serdar Gürler yerli oyuncu olduğu için de büyük kayıp tabii. Konyaspor. Evet. Zaten Ahmet'in acı kaybı bir de Serdar Gürler yerli oyuncu şeyi düştü Konyaspor'un. Zaten dar bir kadrosu var. Yani mesela yabancı bir oyuncu olsa yani Mihal Akı kaybetse Serdar Gürler kadar bence şey olmazdı, sıkıntı olmazdı. Yani yine sıkıntı olmadı ama yerli oyuncu kaybı daha şey oluyor tabii. Tabii. Hı. Devam ediyoruz. En uçta da Çıkaleşi performansıyla Ahmet Aslan'ın önüne. Tartışıldı bu maçtan sonra da. Ben de tabii ama bence bana kalsa ben de Çıkaleşi ile oynarım ama hoca bu takımla idman yapıyor bütün hafta. Bütün sezon beraberler. O demek ki öyle uygun görmüş diyorum. Ha bana sorsan ben de Çıkaleşi ile başlarım maçı. Haftaya da Alanya deplasmanına gidiyor. Zor bir deplasmana gidiyor Konyaspor. Evet. Evet. Çıkaleşi tabii dediğin gibi Raşit Altun bir adım daha önde performans anlamında gözüküyor ama ben Ahmet Aslan'ın da kötü maç çıkardığını yani söyleyemem. Boğuşmak zorunda kaldı. Yani, hani boğuştu ama yani. Boğuştu. Evet. Yorulan Trabzonspor savunması yani, sonrasında Çıkaleşi pozisyon buldu daha rahat. Bunu Cihan, söylemek hoca da gerekiyor. Bir hesap yapmıştır tabii yani kafasında. Bir maçı oynamıştır kafasında. Bunu da eklemek gerekiyor, gerekiyor değerli izleyenler. Böyleydi. İttifak Holding Konyaspor'un sanal direktörü de taraftarın seçtiği 11. Peki Kasımpaşa taraftarı ne diyor? İşte sanal direktör de Kasımpaşa'nın 11. Bu arada Sami Hoca ile 1,5 yıllık sözleşme uzattılar biliyorsun. O da Altınordu'dan Kasımpaşa'ya, altyapısından Altınordu'nun Kasımpaşa altyapısına transfer vallahi oldu. Vallahi tamamlansın da kontratı inşallah Raşit Altun. Süper yani başladı hocam. Çok çok iyi başladı. Evet maşallah. Yani evet. Geçen hafta sen Alanya maçı Alanya hakikaten maçı büyük şanssızlık yani Kasımpaşa. Tamam maçı da kaybedebilir belki futbol bu ama inanılmaz maç 6-4. 7-5 falan bitebilirmiş yani.
Hakikaten son öyle saniyede böyle pozisyonlar bile, kaçmadı. Son saniyede bile pozisyon. Son saniyede artık. Ki oynamayı seven iki takımın evet. mücadelesiydi. İki takım da tebrik ediyor da çok kaçırdı ama şey. Tabii bu arada da yani Alanya Spor'da da Emre Akbaba ile Efecan Karaca'nın olmaması da tabii ki Kasımpaşa için bir avantajdı. Bu da bir gerçek yani. Ligin en iyi, en formda yerli Türk oyuncularından ikisi. Ertuğrul Kale'de Kasımpaşa'da taraftar seçiminde. Bakalım savunma hattı nasıl? Breçka, Donk, Hader Gonay sağ bekte ve Eren Elmalı da yine solda. Spike'i tercih etmiyor Sırp oyuncuyu şey Kasımpaşalı. Burada duralım. Eren Elmalı 2000 doğumlu. Can düzelsin beni yanılmıyorsam. 82 boyunda ve atletik, fizik gücü de iyi bir oyuncu. Valla Avrupa takımları izliyor oyuncuyu. Hani ben Atalanta, Tottenham gibi bir de üst düzey takımların da radarında olduğunu duydum. Ben Kasımpaşa'nın tutamayacağını düşünüyorum. Yani şöyle tabii ki tutabilir de hani iyi bir teklif gelip değerlendireceğini düşünüyorum Eren Elmalı'ya. Maşallah vallahi çünkü amil takımda da biliyorsun çok büyük sıkıntı. Rıdvan var genç oyuncu olarak 2001'li. Eren de 2000'li. İyi yani bari iki oyuncu hani Umut Meraş da var. Ama hani yani birkaç orada birkaç opsiyon olması gerekiyor. Ben milli takıma alınacağını düşünüyorum. Kasımpaşa altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Bilmiyorum Kasımpaşa altyapısından hiç hatırlamıyorum ben yetişen amiri takımı. Eskiden olmuştur mutlaka da oyuncu. Tebrik etmek lazım Kasımpaşa. Son dönemde ben de hatırlamıyorum evet. Dediğin gibi Raşit Altyapı. Kasımpaşa'da milli takıma oyuncu hatırlamıyoruz zaten. Bırak altyapısından çok önemli bir şey tabii. Evet. Ben önünün de açık olduğunu düşünüyorum. Eren Bakalım Elmalı. Dediğin gibi Eren evet. Elmalı da hani bir hani sol bek standartlarında fiziği de güçlü kuvvetli bir isim. Boyu da hani 1.82-1.83 iyi. Doğru söylüyorsun. Bakalım orta sahada. Kısa yani 1.86 oyuncu pek tutmuyor. Çok genelde bek oyuncular hani öyle oluyor ama ben yıllardır artık, öyle söylenir daha doğrusu. Evet futbolun atletizmi. Ama mesela şu an Cancelo örneğini verebiliriz. Cancelo da yine uzun bir oyuncu. Neredeyse orta saha gibi oynayan Manchester City'de dünyanın en iyi beklerinden sen biri. Sen de öyle bir örnek veriyorsun ki yani Allah razı olsun yani. Yok hani boy bakımından yani. Mesela Zeki Çelik aynı şekilde. 1.80. Yine 1.80 üzeri diye hatırlıyorum. 1.81 evet. Ya atletizm yani şimdi hafta arası Fenerbahçe Slavia Prag maçını seyrettik yani haftaya da Kasımpaşa Fenerbahçe ile oynuyor. Görüyorsun yani inanılmaz dinamik oyuncular atletik. Bu yani farkı görmek için bu yüzden diyorum Slavia Prag maçı bence çok önemliydi doğru söylüyorsun. Türk futbolu açısından. Bence gördük önemliydi. Yani, evet. Yani Fenerbahçe yenilmedi. Türk futbolu olarak biz orada şey olduk. Çok net. Evet. Devam ediyoruz. Hayredinovic. Hayredinovic yine liginde iyi. Evet. 10 numaralarından. Fall ve Ahmet Engin yine. Yani bilmiyorum ben burada Muleka'nın bilemiyorum çok kısa süredeki performansı yani daha yeni. Ben onu söyleyecektim yani. İnanılmaz. Bilemiyorum ne olacak. O kafa belki golü bence Raşit Altun hani çok soğukkanlı hani zıplamadan tık kafayla topu köşeye gönderdi. Belki Muleka olabilir diyorum ben. Bilemiyorum. Oynayabilir. Yani şöyle Ahmet Engin'in yerine de olabilir. Çünkü ileride herhalde Umut Bozok tek santrafor. Evet. Yani bir üç yabancı ben de Muleka'nın olma ihtimali var diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Santrafor'da. Haftaya da ekranlarda gibi gelsin madem Kasımpaşa'nın evet. forveti. Madem ki o kadar konuştuk. Haftaya da kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Zor bir maç. Kasımpaşa için. Bu da Kasımpaşa'nın 11'iydi. Değerli izleyenler sanal direktörde ekranlara geliyor. Böyleydi. İttifak Holding Konya Spor Kasımpaşa maçında sanal direktörde taraftarın seçtiği 11 ve diziliş. Bir diğer mücadeleye geçiyoruz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Ekranlara gelecek. Beşiktaş Altay mücadelesi öncesinde yine zor bir mücadele bekliyor. İki takımı da aslında. Beşiktaş taraftarı ise kalede bir kez daha Ersin'i görmek istiyor Raşit Altun. Doğal olarak. Performans dersinin sezonun hani bu haftalarında evet. çok iyi bir seviyeye geldi. Çok iyi bir seviye. Maç kurtarıyor, maç alıyor, tur atlatıyor, penaltı kurtarıyor, her şeyi yapıyor Ersin. Ama Ersin Destanoğlu için de çok fazla neden bilemiyorum. Avrupa'dan transfer var, iddiaları var var. Var mı? Var var. Yani Fransa liginden bir iddia. Var ya ben söyleniyor. Yani tabii bilemiyoruz tabii Beşiktaş kulübü nasıl bir tasarrufta bulunur ama ben çift tanelerle çok rahatlıkla fiyatının yani çift taneleri 10 milyon ve üzeri olduğunu düşünüyorum Ersin'in. Hani Beşiktaş öyle bir karar alırsa hani çok rahat 10 milyon ve üzerine ederi var şeyin Ersin'in.
Ve yani geçen sene şampiyonluk yaşadı. Geçen sene kendini geliştirmişti. Sürekli ileriye doğru gidiyor Ersin. Kalede. Hakikaten kalede büyüyor yani. Devleşiyor. Buyurun. Böyleydi. Ersin Destan oldu. Evet. Beşiktaş taraftarında. Bakalım savunma hattı nasıl Beşiktaş'ta. Vida ve Montero ikilisi. Evet. Yine yerini alıyor. Ya Beşiktaş'ın gönlündeki, ya taraftarın gönlünde bu. Olmadı Serdar. Saatçi. Ya Wellington'u pek şey yapmıyor. Batshuayi cezalı. Raşit Altun Beşiktaş'ta. Rıdvan, Larin, Pjanic, Rozier. Tabii çok eksik var Sakan. Yani. Tabii Kerem de yani burada bu kadar az oy olmuş ama aslında tabii Rozier de girdi. Değil mi şey? Sakatlar listesine o yüzden. Yani bence Kerem de ilk iki maç itibariyle sınıfı geçtiğini düşünüyorum ben. Yani gelip birden biraz zaten o Beşiktaş forması gidiyor uçtu öyle bir şey çok kolay değil tabii yani. Rıdvan'ın da mesela geçen sene zaman zaman zorlandığı oldu. Ben üstüne koyarak gideceğini düşünüyorum Kerem Kalafat'ın ve tabii ki altyapıdan olması da büyük bir avantaj yani. Yine Önder Karabil Hoca'nın da etkisi %100 mutlaka. Bu konuda. Ama Sergen Yalçın da oynatıyordu yani geçen sene. Doğru. Ersin, kaleci istemedi, Ersin'le devam etti yani. %100 tabii. Buyurun. Sergen Hoca'nın da hakkını yani yemeyelim. Umut Meraş'ta milli amil takımımızın sol beki yani Rıdvan yoksa Umut Meraş var. Ben de hani ben de Rıdvan Yılmazcıyım ama onun durumu tabii oynamaya müsait değil. Devam ediyoruz. Orta sahada bakalım. Beşiktaş'ta yine Josef de Souza. Evet. Şimdi artık. Yani, ligin en iyi defansif orta sahacılarından biri. Devam edelim. O yani Atiba'nın da yani. Muhtemelen bir hata oldu orada. Düzeltecektir birazları arkadaşlarımız da. Gezal sağ kanatta Atiba. Evet çok doğal. Gezal'ın olması, oylanması. Atiba yine. Atiba oyundan alınmalı mıydı Adana Demirspor maçında? Çok konuşuldu. Ama şu maç eksiği vardı. Ve Atiba sanki son anlarda biraz yorgun gözükse de maç sonu yapılan rakamlamada maçın en çok koşan evet, Beşiktaşlı evet. ismi Atiba'ydı. Evet, yorulmuştu ya. Tabii o saha içindeki belki oyuncu çıkar beni dedi. O anda tabii onları biz göremiyoruz yani. Ya da artık son nefesine kadar bir de hani Atiba İlk 11 düzenli oynamadığı için daha belki hani kendi yorulmuş olabilir. Devam edelim. Teşehir'e ve Güven yine. Teşehir'e de bizim Gürler bugün Gürler'e Beşiktaş muhabirimiz o Çin'den teklif olduğunu söyledi. Sevgili Gürler aklından aldığımız haberler. Güven de senin sonu sözleşmesi bitiyor. Büyük bir ihtimalle herhalde bilemiyoruz yani. Yine Gürler'den söylüyorum. Kalacağını söylüyorum. Kalacağını söyledi. Evet. Yani muhtemelen kalırız. Onu Beşiktaş'ın bence 1999'da olmuş tutması gereken bir oyuncu. Yerli kontenjanı seneye. 4 yerli mecburiyeti. İyi de oynuyor. İyi de oynuyor. Yani bunu söylemek lazım. Şans bulduğu anda bence iyi değerlendiriyor. Güven Yalçın. Bakalım en uçta kim var? Ekranlara geliyor. Güven Yalçın var. %38 ile sevgili izleyenler Beşiktaş'ın da böyle 11 ekranlara geliyor. Güven Yalçın'ın da hücumda yer alması en azından Beşiktaş taraftarı Batshuayi'nin yokluğunu rahatlatan bir isim gibi gözüküyor. İşte bakalım o zaman solda kim oynayacak, nasıl olacak? Onu izleyip göreceğiz. Hoca karar verecek. Peki. Böyleydi Beşiktaş'ın 11'i. Sivas'a gidiyor Beşiktaş'ta haftaya. Zor bir deplasmana gidiyor. Tabii. Hani Sivas her takım için da zor. Artık aynen. Yavaş yavaş. Sivas her takım için zor deplasman Can. Her zaman zor deplasman. Tabii. Bakalım. Böyleydi Beşiktaş'ın 11'i. Altay'ın 11'i sanal direktörde nasıl? Bakalım taraftar ne diyor? İşte Altay'da Liz. Vallahi Altay, benim de ligin beğendiğim kalecilerinden Altay. Evet. Ve sence futbolunda bir değişim ve yükseliş Altay'ın gözle görülür bir şey yani, var mı? Şunu söyleyelim önce biliyorsun 16 hafta yani Beşiktaş'ı yendikten sonra. Tam 16 hafta kazanamadı. Kazanamadı. Göztepe'yi yendi. Beşiktaş'ın o zaman 13-14 tane eksiği vardı tabii. Çok eksik bir takıma tabii. Denk gelmişti. Biraz o Altay'ın tabii ki şansı olmuştu. Ya tabii ki yani hoca değişikliği bir kıpırdama var ama yani Vodafone Park'ta biraz işinin zor olduğunu düşünüyorum ben açıkçası Altay'ın. Zor diyorsun biraz. Evet. Biraz değil çok zor yani. Peki Altay'ın 11 ile devam ediyoruz. Liskale'de bakalım savunma hattında kimler var? Değerli izleyenler Björk Anders ve liginde en deneyimli stoperlerinden İbrahim. Murat Akça oynuyordu cezalı. İbrahim'i tabii tercih etmiş Altaylılar. Bakalım bekler nasıl değerli izleyenler. Cebrail, Karayel, sağ bekte ve Naderi yine sol bekte. Altay'da. Serkan Özbalta Hoca'nın da genelde spor medyasında herkes hani çok konuşuyoruz.
diğer arkadaşlarımızla da son derece konsantre ve en azından aldığımız bilgilerde Süper Lig'deki yani tüm hocalar gibi diyelim. Bir hayli istatistik konusunda da kendini geliştirmeye çalıştığı yönünde işte de. Bir de kadro kalitesi diye, kalite diye bir şey var ya. Yani. O da sezon başında işte oluyor ya da olmuyor. Transfer. Bakalım orta sahası nasıl Altay'ın? Poku. Zeki, evet. Yani, Tatiano, evet. Tatiano. Yani. Devam edelim. Tabii hatta... isim isim bakınca iyi futbolcular bunlar tabii. Doper. Kapel'de yine. Rodriguez'de. En uçta da yine bakalım kim var. Valla isim isim baktığımız var. Zaman yani bilemiyorum. Taraftar Baycağı demiş ama oylar çok yakın bu arada. Evet o tempoyu kaldırabilir mi? Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı kolay değil tabii yani oynamak. Çok zor. Yani isim isim bakınca iyi bir kadro gibi görünüyor. İşte burada iş hocaya düşüyor. Nasıl El Maestro Göztepe'yi ayağa kaldırdıysa yani her kriz şu anda 6 ayda bir kriz var. Ama hoca için de bir fırsat. Buradan takımı çıkarırsa büyük iş yapmış olur. İzleyip göreceğiz. Onlar da Antep'le oynuyor kendi sahasında haftaya. Altay zor bir maç. Altay için. Bunu da belirtmek gerekiyor evet. Değerli izleyenler. Bu da Altay'ın sanal direktörde 11'iydi sevgili izleyenler. Bir diğer mücadeleyle devam ediyoruz. Aldığımız gündemimize tabii ki liderin mücadelesiyle devam ediyoruz. Aytemiz Alanyaspor 11 ile başlıyoruz. Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'de lideri konuk edecek. Trabzonspor'u konuk edecek kalede de Marafona yani var. Çok düşük tabii Marafona ama Serkan da kırıntılı da biliyorsun. Sezonun büyük bölümünde iyi top oynamıştı. Ama tabii muhtemelen Farioli ayakları hani daha bayağı stoper gibi oynatıyor. Hatta libero gibi oynatıyor kaleciyi. O yüzden tercih ediyor diye tahmin ediyorum. Marafona kalede yer alıyor. Birçok kez çıkıyor ceza sahasının dışında da Marafona ayaklarını kullanan bir kaleci. Avut atışında da biliyoruz pas yapıyorlar. Ve ondan hiç vazgeçmiyorlar fark ettin mi Raşit Altun? Ne kadar yani, baskı yerse isim Kasımpaşa maçında da yine vazgeçmediler bundan. Ben tebrik ama ediyorum. Ama eleştirilebilir bir konu. Ben tebrik ediyorum hocayı bu cesaretinden dolayı ama ben de eleştiriyorum. Yani. Her zaman süre olmaz bu yani. Tabii şimdi 40 puanla çok rahat şey Alanyaspor yapabilirsin. Yani mesela Alanyaspor'un 23 puanı olsa bunu yapar mı? Daha doğrusu yapmalı mı? Ya ben çok açıkçası doğru bulmuyorum ama tabii hocaya da saygı gösteriyoruz. Saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum. Çok cesur. Avaziyen, puan Fatih, puan Bore. Sağ bekte %67 Avaziyen. Yine iyi sağ sol beki olan bir 24, takım. Evet. Alanyaspor. Devam edelim. Fer, Novais, Akbaba. Sol derece. Evet, geçen hafta yoktu. Bence hissetti de. Efecan geçen hafta yoktu. Hissetti. Alanyaspor. Eduardo'yu beğeniyor. Enteresan bir oyuncu. Hep ya zaten iyi oyuncular yakalıyor. Uygun yine bulmuşlar. Yani attığını vuruyor Aytemiz Alanyaspor. Ya arada bir şey oluyordu. Arada şey de çıkıyordu ama. Bu arada Davison'u zannediyorum. Çin'e sattı. Çin'e gönderdiler. Evet. Arada tabii ki hata olur. Transferde zaten %100 mümkün değil hiçbir takımın %100 başarı isabeti ama Alanyaspor tabii ligde isabet oranı yüksek takımlardan biri transferde. Bakalım forvete kim var? Aytemiz Alanyaspor'da sevgili futbol severler Ceycu var. Yine Wilson Eduardo da yedekliyor Ceycu'yu. Haftaya Kayseri'ye zaman... gidiyor. Haftaya Konya'ya gidiyor Alanya. Zor maça gidiyor. Aytemiz Alanyaspor'un... Konya ile kendi sahasında oynuyor. Özür dilerim. Evet. Ya hem kadro mühendisliği Raşit Altun. Yani hep söylüyoruz. Yapılan transferler birçok açıdan... Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig her sene zaten üstlere. Evet. Örnek kulüplerden biri. %100 yani bunu da söyleyelim. Evet. Lafı gelmişken yani, bir kez daha. Tabii yani mesela Emre Akbaba Galatasaray'da neredeyse ıslıklanırken Alanya'da yıldız oluyor. Önemli bir şey tabii. Kulüple alakalı. Peki. Buyurun. Aytemiz Alanyaspor'un sanal direktörde 11'i böyleydi. Değerli izleyenler şimdi sırada liderin 11'i var. Trabzonspor taraftarı bakalım ne diyor? Trabzonspor taraftarının seçimi nasıl kalede? Uğurcan Çakır var. %99 yine aldığı oy. Uğurcan Çakır'ın. Ben de çok merak ediyorum. Programdan önce de bakmadım. Sürpriz olsun diye özellikle Trabzonspor 11'ine.
ekranlara da gelmeye başlıyor. Değerli izleyenler, Trabzonspor'un 11'inde kalede Uğurcan Çakır var. İşte savunma. Döndü Bruno Perez. Yani Dance burada Will. Tabii Danceville oynayabilecek mi onu bilemiyoruz. Ona bir yıldız koymuşuz. Bir sorunu olabilir ya. Oynamayabilir Danceville. Onu yani o yıldız koymamızın sebebi de kulüp açıkladı ama isim vermedi. İsim vermedi. Trabzonspor yani, kulübü. Konuşmayalım bunu. Konuşamıyoruz. Yani işte konuşmuyoruz daha doğrusu. Ahmetcan Kaflan da bence aslan gibi oynar. Hep seninle de konuşuyoruz. 2003 doğumlular arasında ya da genç jenerasyonun bence en önemli ismi Ahmetcan Kaflan. Ben çok büyük bir futbolcu olmasını bekliyorum. Ahmetcan Kaplan'ın. Evet. Yani uluslararası, amili takımımızda. İyi bir transfer de yapabilir diye düşünüyorum tabii ama erken tabii konuşmak istemiş. Peki. Devam ediyoruz. Trabzonspor yine Marekamşı. Onun durumu da sıkıntılı. Oynayıp oynamayacağı belli değil Marekamşı. Kim biliyorsun. Abdülkadir'in de. Spor maçında da. Evet. Danceville gibi Abdülkadir de büyük bir ihtimalle oynamayacaklar. Evet. Bakasetas. İyi de oynuyor Bakasetas. Hı. Yine formunu yakaladı. Ve sezonun transferi belki de Edin Visca Trabzonspor'da. Valla sezonun transferi mi bilemiyorum ama devre arasında transfer oldu kesin. O kesin. Öyle değil. O kesin. Hakikaten müthiş. %95, %93 herhalde yoktur değil mi? Aa şey var. Gezal var %90'ın üzerinde. 97 aldı galiba evet, Gezal evet. Gezal var. Hakikaten müthiş yani. Ve en uçta bakalım Trabzonspor taraftarı yine Cornelius'u koyuyor. Baktığımız zaman solda Vakayemesi. Vakayemi'nin Konyaspor maçında attırdığı gol konuşmak ister misin Erçin yoksa? Yani zaten futbol, çok konuştuk diyorsun. Yani, Türk futbol tarihine geçen bir pozisyon oldu. Trabzon tarihine zaten geçti. Hakikaten yani büyük futbolcu. Yani sadece 1 milyon euroya İsrail Ligi'nden alındığını tekrar söyleyelim. Vakayemi'nin. Ve Vakayemi'nin yani büyük bir ligde ya da büyük bir kulüpte Trabzon'dan önce nasıl oynamamış o da benim hep merak ediyorum. Yani bazı futbolcular geç patlıyor. Demek ki Vakayemi ya da hani bilemiyorum yani İsrail Ligi'nin etkisi de Avrupa'nın üst liglerinden biri değil yani. Vakayemi'yi bulmak da 27'sinden sonra evet. Trabzonspor'a getirmek de. Ama galiba onu Şota eski futbolcu söyledi diyebiliyoruz. Şimdi getirdi sevgili arkadaşlarımız. İşte ekranlara da geliyor değerli izleyenler Vakayemi'nin. Bak 4 kişi bak. Yarattığı 1, 2, sihir. Bırak. Ve yıkılmıyor. Üçüncü oyuncu bu. Dördüncü oyuncudan pası veriyor ve hakikaten. Hakikaten inanılmaz bir şey. Oyuncu. Ya bu da bak yıkılmıyor yani. 32 yaşında Vakayemi. Bir de hani öyle şey değil yani ikili mücadeleye giriyor. İttifak bak şey mücadele yani Konyaspor sert bir takım, güçlü bir takım. Güçlü bir defans. Sonrasında Abdülkerim'in bir hareketi var. Golden sonra dikkatimi evet. Çekmişti. Belki senin de bir kez daha dikkatini çeker. Ya bu golde şöyle bir şanssızlık oluyor. Hani Abdülkerim bu ne ya biz ne yapalım gibi bir tabii, hareketi tabii. Var golden sonra. Şöyle bir şanssızlık oluyor burada. Doya doya golün sevincini yaşamıyor tabii şey takım. Sonrasında hemen evet yani şeyini yaşıyor. Vakayemi'den bir hamle geliyor. Evet yani evet. Hani böyle bir golden sonra bir tribünlere koşarsınız işte. Herkes gelir sırtınızı atlar. O enstantane kaçmış. Oluyor tabii. Böyle maalesef sakatlık oluyor. Hakikaten çok özel bir oyuncu. İşte liderin 11'i böyle değerli izleyenler. Trabzonspor'un 11'i böyle. En uçta Cornelius var. Kayseri'yle oynayacak kendisi aslında. Yine böyle. Haftaya da. Önümüzdeki hafta Kayseri'yle karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da. Araya gidiyor muyuz? Devam mı ediyoruz? Peki. Trabzonspor'un da 11'i böyle değerli izleyenler. İşte ekranlara geliyor. Sizlerle de paylaştık. Ve bir diğer mücadelemizle beraber sanal direktörde devam ediyoruz. Hızımızı almışken kesmiyoruz. Fenerbahçe Atakaş Adayspor o mücadelede işte Fenerbahçe taraftarının belirlediği 11 kalede Altay Bayındır. Yani tabii kupada yani Avrupa macerası çok hoş olmadı. Ama tabii deplasman gol kuralı olmadığı için bir sonra geçerseniz o da bir bence iyi yaptı. Yani deplasman golü kuralının kalkması bence iyi oldu. Neticede Fenerbahçe'de 1-0 öne geçebilecek seviyede bir takım. Ama işin zor olduğu da bir gerçek. Biraz moral bozucu oldu Cihan. Ben maça da yansıyacağını düşünüyorum. Şeye. Tribünlere de yansıyacağını düşünüyorum. Hem yani taraftar çok
maça gelmeyi tercih etmeyebilir. Ama gördük yani Raşit Altun dediğin gibi Slavia Prag takım olarak belki takım kalitesi, takım bütçesi olarak Fenerbahçe'den geride ama bırak birçok dribblingde, birçok diri mücadelede yani bak, Süper geçit vermedi Raşit Altun. Süper Lig'deki en düşük bütçeli takımdan daha düşüktür bütçesi Slavia Prag. En düşük bütçeli takım kim? Ondan düşüktür bence Slavia Prag'ın bütçesi. Baktığımız yani zaman... biraz önce de konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin meselesi değil bu. Yani Türk futbolunun meselesi. Yani Fenerbahçe yenilmiyor. Sağda Fenerbahçe yeniliyor ama Türk futbolu yeniliyor. FIFA sıralamasında 39.'yüz. UEFA'da 16.'yüz. Ve Slavia Prag gibi düşük bütçeli bir takım. Ama takım. Dinamik oyuncular, atletik oyuncular, süratli oyuncular. 2 dakikada 2 gol yer mi ya koskoca Fenerbahçe takımı? Ne kadar Avrupa kupalarında bir de. Ya konsantresin maça. Birbiri yakalamışsın. Bu Fenerbahçe'nin sorunu değil, bu Türk futbolunun sorunu. Yani oyuna sonradan giren gencecik... Noah'ın gelme durumu mu varmış, yetişme durumu mu varmış? Şöyle bakayım ben de notlarıma. Böyle bir ihtimal var. Evet. Yani Ferdi'nin olmaması büyük dezavantaj. Formda isimlerinden biri Fenerbahçe'nin. Cezalı. Yani neresinden bakarsan bak yani iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Hani bir sol Salah'ı oynar sol bek. Ben mesela Salah'ı oynatırım. Benim şahsi fikrim. Serdar Aziz de dönmüş. Bir sakatlık geçirdi Slavia Prag maçında bu arada. Ama oynayacak galiba sanki. Gibi gözüküyor. Hayır yani Serdar Aziz kim Salah'ı da yapabilirsiniz. Evet. Gibi. Devam ediyoruz bakalım orta sahada. Fenerbahçe orta sahasında taraftar kimleri görmek istiyor? Ozan Tufan ve Crespo yine. Sosa'yı görmek istemiyor herhalde. Evet. Evet buyurun. Mesut'un oynama durumu var demek ki. Bu da bir ihtimal. Bir de ihtimal. Crespo'yu beğeniyorum. Fenerbahçe'de evet. Hani ayakta kalan isimlerden biri olarak haftalardır. Evet. Göze çarpıyor yine Crespo. Bunu da söyleyelim. Mesut Özil. %20 oy aldı taraftardan. Bakalım kanatları nasıl Fenerbahçe'nin. Usai Samuel ve Pelkas da yine. Yani. Ayakta kalan isimlerinden de en azından Slavia Prag maçını baz alacak olursak. En uçta da bakıyoruz. Fenerbahçe taraftarı ne diyor? Fenerbahçe taraftarı... Ben de Valencia'yı görmek. Yani ben iç sahada şey olabilir istiyorum. Ama iç sahada Serdar Dursun olabilir. Osayi Samuel'in yerine de Valencia olabilir. Yani mesela. Ferdi Kadıoğlu bu arada ceza sebebiyle. Yani tabii eksik ama Fenerbahçe için büyük eksik. Fenerbahçe için. Ve kulüpten de bir açıklama yapıldı bu arada değerli izleyenler. Fenerbahçe'den bugün yapılan açıklamada biz oylamaya başlamadan önce gelmişti. Sonra geldi açıklama. Açıklamada da Gustavo, çok uzatmayayım, Filip Novak, Mesut Özil yine çalışmalarını sürdürüyor. İrfan Can Kahveci omuz kırığı tedavisinde sağ ve fitness çalışmaları devam ediyor. Kim ince arka adene sertleşmesi sebebiyle tedavi ediliyor. Yine Filip Novak da bireysel sağ ve fitness çalışmalarına devam ediyor dendi. Durumları belirsiz diyelim evet. Bu oyuncuların. Kasımpaşa ile oynayacak haftaya Fenerbahçe. Onu da ekleyeyim ben de. Haftaya. Pozisyon vermemesi gereken bir maça çıkacak. Yani tabii yani. Hatay'ın ön tarafı özellikle şimdi göreceğiz. Yani Diouf mesela ligin en iyi santraforlarından biri. 1980'li doğumlu ama. Kısa bir yorum alayım istersen Fenerbahçe Slavia Prag mücadele sonrası mental yani anlamda biraz takım yıpranmış mıdır? Fenerbahçe için yıpranmıştır. Mental olarak asıl yıpranma. Ve tabii tribünlerden tepkiler çok normal. Büyük takım futbolcusuysanız, nasıl başarılıysanız omuzlarda geziyorsa büyük takım topçusu, nasıl kontratı, yüksek kontratı varsa, bankaya hesaba para yatıyorsa, işler kötü gidince de olur yani yapacak bir şey yok. Tepki olur, protesto olur. Fenerbahçe'nin de 11'i böyleydi evet. Değerli izleyenler. Atakaş Hatay Spor'la devam ediyoruz. Munir yine %88 aldı oy Munir'in. Bakalım savunma hattı nasıl? İyi kaleciler var bizde şeyde ligde. Ben tüm Süper Lig konusunda bunu söyleyebilirim. Evet. Hani hangi kaleci bu sezon formsuz diye. Ben Lis'i bile beğeniyorum mesela Altay'ın kalecisi. Evet. Ligdeki evet, durumuna göre evet. Bu arada bile kelimesini kullanıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın.
Biz bile formda şu anda. Yani biraz takımın ayakta tutma isimlerinden biri Altay adına Münir Değin'i. Fas milli takımının kalecisi neticede yani. Evet. Milli takım, uluslararası bir kaleci. Buyurun. Devam ediyoruz. Son battı böyleydi. Bu Cema. Ribeiro ile beraber iyi bir ikili. Benzia de enteresan bir transfer oldu ve onu söyleyecektim. Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Yani İstanbul'a geliyor eski Fenerbahçeli. Fenerbahçe döneminde çok beğenilmemişti. Benzia hatta ya takımdan da biraz ayrışmış gibiydi. Öyle bir havası vardı. Sanki o uyum olmamıştı abi, takımla. Cihan, bak Cihan, Fenerbahçe'de oynamak kolay değil. Beşiktaş'ta da oynamak kolay değil. Galatasaray'da da oynamak kolay değil. Trabzonspor'da da oynamak kolay değil. Farklı. Baskı farklı. Beklenti farklı. Buyurun. Devam ediyoruz. Kanatlarla beraber Atakaş Hatayspor'da. Sabah Lobyan ise El Kabi de sağ kanatta El Kabi. Yine sol kanatta yerini alıyor. En uçta da bakalım hatta Atakaş Hatayspor'un 11'ine sevgili futbol severler. Yuf, tabii canım. Dediğin gibi senin de hani o bence çok az almış bandında. Evet El Kabi biraz vallahi zorlamış. Bence yani %90 falan alması lazım Mamadou. Ben Hatayspor kadrosunu yazarken Mamadou'yu yazarım, oradan aşağı doğru inerim yani. Münir'i de kaleye yazarım. Çok önemli bir santrafor. Benzia'dan ne beklemeli taraftar? Vallahi bu maç göreceğiz. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şey olur yani eski takımına karşı acaba hırs yapacak mı, nasıl oynayacak? Ben de merak ediyorum. Bakalım Benzia'da. Göreceğiz. Haftaya Malatya'ya gidiyor. Malatya ile kendi sahasında oynuyor. Hatay. Peki. Göztepe Galatasaray mücadelesi olacak. Bakalım Göztepe taraftarı nasıl bir 11 belirliyor. Ekranlara geliyor değerli izleyenler. Göztepe'de kalede İrfan Can Eğribayat var. Evet. Raşit Altun. Ligin en iyi kalecilerinden biri. Yerli kaleci. Ligin ikinci yarısında da iyi oynuyor. Devam ediyoruz. Bakalım savunma hattı nasıl Göztepe'nin. Yine Murat. Sağ bekte Mubancı. Atınç'ın durumu belli değil ama üçlü de oynatıyor hoca. Üçlü oynatıyor. Vallahi iyi. Hatay deplasmanında beğendin mi Göztepe'yi? Mağlup oldu ki bir. Evet ama yani oynuyor, top oynuyor. İkinci yarı yani son haftalarda hakikaten Göztepe kaybettiği maçlarda bile top oynuyor. Bu gerçek. Mücadele ediyor. Devam ediyoruz Göztepe'de. Orta sahada bakalım. Taraftarı seçimi nasıl? Obina. Evet, normal tabii. Aytaç Galatasaray'dan kiralık. Soner de son haftalarda o da formunu yükseltti. Ligin iyi yerli orta saha oyuncularından biri. İyi oyuncu çünkü Aytaç. İyi bir orta saha oyuncusu. Aytaç Kara. Soner yine. Ben hata yaptığını düşünüyorum Galatasaray'ı Aytaç'ı göndererek. Halil Akbunar. Güzel de golü var. Evet. Atakaş Hatay Spor. Kaptan tabii. Maçında sol kanattan topu 50 metre taşıyıp. Göztepe efsanesi artık Halil Akbunar. Endia yine. Stadında açılış golünü Halil atmıştı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Stadyumun açılış golünü. Açılış golünü. Şimdi bir anda sorunca. Ben Halil atmamıştı ya. Ben öyle hatırlıyorum. Maçtaydım ben. Peki. Birazdan bakacak sevgili rejimiz. Bakalım en uçta. Kim var? Göztepe'de yani tabii Adis Yahovic. Di Santo da çok kariyerli bir oyuncu. Neyse Chelsea seviyesine kadar çıkmış bir oyuncu ama ya biraz böyle şanssız, biraz tam şey olmadı yani. O formunu bulamadı Yahovic, Di Santo. İyi iki santraforu var Göztepe'nin. Bakalım Di Santo nasıl bir oyun ortaya koyacak Göztepe'de. Halil Akbunar yine takımın. Abi şimdi Halil Akbunar tabii yani. Bir de Galatasaray'ın sol tarafı. Halil Akbunar atmış. Halil Akbunar değil mi? Tabii. Galatasaray'ın sağ beki de sıkıntılı, sol beki de sıkıntılı. Yani Van Aanholt'unda bayağı rahatsız edecektir diyorsun orayı değil mi? İşte Van Aanholt edemiyor ya da Boa'yı kimseyi rahatsız edemiyor. Hani tersten bakacak olursak da tabii burada Halil özellikle hırpalar yani sağ sol nerede oynarsa. Genelde ben de hani ya bir de bak şu Aytaç, Soner, Obina üçlüsü de hakikaten etkili bir oyunun iki yönünde oynayabilen üç oyuncu. Evet. Yani şimdi Soner'den gol atar. Aytaç atar. Kafaya çıkar Aytaç. Şut çeker. Soner solak şutu var.
Obinna zaten ligin o pozisyondaki en iyi oyuncularından biri. Mesela orta, şimdi bu orta saha mı mesela Taylan Berkan Çıkıldağ mı mesela gibi. Şimdi anket yapsak ne çıkar acaba? Buyurun. Birazdan ekranlara yani gelecek zaten. İyi bir takım var. Hocayı da tebrik etmek lazım. Göztepe'nin hocasına. El Maestro. Hakikaten muhtemelen ligin en, yani Giresun Spor'la birlikte en düşük maliyetli takımlarından biri Göztepe. Top oynuyor. Kazanıyor, kaybediyor. Evet ama topunu oynuyor çıkıp sağda. Vallahi helal olsun. Tebrik etmek lazım. Pazartesi günü de tabii stat da full olur, dolu olur. Harika da bir stat. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor bence. Peki, böyleydi Göztepe'nin 11'i. Sanal Direktör'de sevgili futbol severler. Geçiyoruz Galatasaray'ın 11'ine. Ben de merak ediyorum. Bakalım Galatasaray taraftarı Sanal Direktör'de hafta boyunca nasıl bir 11'i oyluyor? İşte Galatasaray'ın 11'i Peña. İnaki Peña sınıfı geçmiş demek. Ama Galatasaray şöyle... Ben İnaki Peña'yı beğendim orada. Şöyle bir şey var. Yani ben sen boy konusunda bir eksik getiriyordun. Olmaz. 1.84 kaleci zor. Çok ekstra olması lazım. Yani Galatasaray'ın sağ içine futbolcu orta saha transfer takviyesi yapması için sportif direktör transfer. Konuşalım. Sensibil. Ya bilmiyorum, ben beyefendiyi tanımıyorum da hani Türkiye'de çok kolay değil, işte bir Komoli örneği var yani. Genelde sportif direktör yani konusu açıldığı zaman akıllara hep işte Komoli örneği var. Başka yok ki zaten. Sonrasında. Hayır, şu var. Yine öncesinde bir galiba Fenerbahçe'de Terraneo. Oldu mu? Başarısız girişimlerdi bunlar. Evet, baktığımız oldu. Zaman Fenerbahçe için. Hayır. Galatasaray'da denendi mi hiç sportif direktör? Yok. Adnan Sezgin vardı daha önce. Çok önce. 2008-2009-10 gibi. Ya bilmiyorum, ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Sportif Türkiye'de yabancı bir sportif direktörün Türkiye'de iş yapabilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Her şey farklı Türkiye'de. Ya bir İtalyan gidip İngiltere'de İngiliz, Fransa'da Fransız, Almanya'da değil. Burası çok ayrı bir ülke yani. Her şey ayrı. Kültürü, futbol. Mesela diyelim sportif direktör, Galatasaray'ın sportif direktörü. Federasyonla ilgili bir şey yapacak. Ne yapacak? Kim arayacak? Kim arayacak? Kimi tanıyor? Ya da Galatasaray mesela kamp yapacak diyelim. Antalya'da da ülke içinde. Yani sportif direktör sadece transfer yapmaksa, transfer yapmak mesela sportif direktörlük sadece. Yani özür dilerim, birçok konuda aslında yetkili olacak. Futbol şube sorumluluğu, senin bahsettiğin futbol şube sorumluluğu. Abi sportif direktör ne yapacak Türkiye'de diyorum ben sana. Yani mesela bunları yapacaksa dediğin gibi. Belki de hani çizildiyse bunun, hani görev tanımı net çizgilerle hani tanımlandıysa, bahsettiğin gibi Türkiye federasyonla ilişkiler hani sende gibi, yoksa sadece sağ içi sende gibi. Canım kardeşim, burası Türkiye. Burada kolay değil. Bence yabancı teknik direktörlerin Türkiye'de başarılı olamama sebeplerinden biri de biraz gelirken böyle ön yargılı, biraz küçük görmeleri. Hani bizim ligimiz tamam kaliteli bir lig değil ama kolay da değil kesinlikle. Çok zor bir lig. Ülke de çok zor ülke. Hele Galatasaray şu anda karma karışık. Mali genel kurulu var. İbra olacak mı? Olursa ne olmazsa ne olacak? Seçim olacak mı? Seçim olursa ne olacak? Kalacak mı? Yeni başkan gelecek mi? Yeni başkan gelirse bu genel beyefendi kalacak mı? Hoca kalacak mı? Torrent. Takım kim? Son, ne olacak? Arada ne oldu belli değil. 3 dakika değil. İstersen hızlıca. Buyurun devam edelim. Peki. Sanal direktörde 11'lerle. Konuşmuyorsun. Beni ondan sonra son 3 dakika. Sıra bakma. Gündür Ağaç'ta altı. Senden bir yorum alayım dedim. Sen de bir anda patlayınca. Yani Sasha Boy bence... Görünen o ki ilk geldiğinde böyle bir havalı koşarken falan, ama çok bir kere çok şey bir oyuncu. Nasıl söyleyeyim? Yok, gamsız yani, çok şey değil yani. Hani her maçın hazırlık maçı gibi oynuyor yani. Yani çok o, bence zorlamıyor. Hani biraz profesyonel futbolcu daha şey olmalı. Burada Van Aanholt'un biraz şanssızlığı tabii Kerem'in de arkasında olması. Zaten sol bek değil. Yani. Defansif özellik neredeyse yok. Marka ile Nelson da yani. Orta sahayla devam edelim. Buyurun, orta sahayla devam edelim. Sen az önce sormuştun Taylan Berkan'lı orta saha mı diye. Berkan'ın aldığı oy da yine %10. Oylar da çok yakın. Emre Kılıç, Borussan, Feguli. Ve Pulgar'da en yüksek oy almış. Ne diyorsun? Çok normal değil mi yani? Taraftar Pulgar'a sarılmış oy alacak zaten. Yani kim olsa, kimi koysan, altyapıdan da bir çocuk koysan. Galatasaray'ın kaçırdığı Bartu koy yine yüksek oy alır yani. Gibi. Yani Pulgar'ı izleyip göreceğiz tabii. Ben açıkçası Emre, Kerem önde de herhalde
En uçta da yine Galatasaray'da. Ben Buffett'in Bigomis %51. Ben Muhammed Mustafa'yı oynatırım. Çok ben Buffett'in Bigomis'e çok olsun ama biraz zaten ağır bir futbolcu Buffett'in Bigomis. Tabii ilerleyen yaş bir de tabii bir tür hani tam şey de değil, formda değil. Biraz böyle ağırlaşmış gördüm. Ben özellikle deplasmanlarda Muhammed Mustafa'yla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii işte Kerem'in arkasında oynamak da zor. Van Aanholt gelmiyor geriye. Vallahi... Kayseri maçında fena değildi. Mustafa Muhammed golü de var. Yani. Çıkıldağ, Pulgar. Yani burada tabii kritik oyuncu Pulgar. Bence oynarsa eğer 90 dakika. Tabii. Ya bence ben oynayabileceğini bu arada 4 ay zaten oyuncu 4 aylığına kiralandı. Onu söyleyeceğim. 4 aylığına kiralandı neredeyse. Bir aya gitti. Artık. Ya bence burada maçın kaderini Halil'in karşısındaki belirleyecek. Yani Halil'in karşısındakini muhtemelen Halil çok hırpalayacak. Ben olsam oynatmam Boy'u. Ne yapacaksın dersen Semih Kaya'yı koyarım. Hiç olmazsa belki de en azından bir defansif şeyi var. Örnek veriyorum tabii. Yani. Ya da Ömer Bayram hani solda yerli oyuncu hem şeyi olur. Ya bilemiyorum. Galatasaray'ın tabii çok kadro mühendisliği. Geçen sene de çok konuştuk seninle. Burada konuştuk. Orta sahası yok. Orta sahası yok. Galatasaray'ın orta sahası eksik dedik. Galatasaray sportif direktör aldı. Şimdi bugün gelen sportif direktör Galatasaray'ın nasıl bir faydası olabilir? Galatasaray küme düşme hattında. Ne yapacak sportif direktör? Belki de önümüzdeki sezonu planlamak için erken başlamıştır. Nerede olacağını biliyor musun Galatasaray'ın? Başkanın kim olacağını biliyor mu? Yüz. Hiçbirimiz. Galatasaray'da Sayın Burak Elmas kalabilir, devam edebilecek mi seni? Bence çok şey bir adım attı Galatasaray. Radikal bir adım oldu bence. İzleyip göreceğiz tabii. Hayırlısı. Ben Göztepe'yi bir adım önde görüyorum. Tabii ki futbol. Ama saha ve seyirci avantajı ve oyunu sahadaki oynanan futbola baktığınız zaman Göztepe avantajlı gibi görünüyor ama tabii neyse de büyük takımlar böyle durumlarda reaksiyon gösterirler. Gösterebilirler diyeyim daha doğrusu. İzleyip göreceğiz. Keyifli bir maç. Peki. Zaştan çok teşekkürler. Ben ağzına sağlık senin de bir kez daha. Sanal direktörü bu yorumlarla birlikte noktalıyoruz. Değerli izleyenler önümüzdeki hafta Cuma saat 17'de bir kez daha karşınızda olacağız. Sizleri yine hafta boyunca tr.beansports.com adresinde oy vermeye bekliyoruz. Hoşçakalın.